Tokat Devlet Hastanesi'nde çocuğu dünyaya gelenler 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin birisini koyabilecekler. Tokat Vicdan Hareketi Derneği ile Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Devlet Hastanesi Doğumhanesi'nde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu bir köşe oluşturuldu. Bu köşe sayesinde vatandaşlar yeni doğan çocuklarına 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinden birisini koyabilecek. Bu sayede 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını ortaya koyarak şehit olan kahramanların isimleri yeni nesillere aktarılacak. Tokat'ın Zile ilçesinde asırlardır devam eden 40 hatim geleneği sabah namazından sonra Merkez Ulu Camii'nde dualandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa hazırlıklarıyla ilgili temennim odur ki parlamentodan bu 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da parlamento bunu milletimize taşıyacak, dedi. Şimdi biliyorsunuz yeni anayasanın çalışmaları var. Bugün yanılmıyorsam hükümet yeni anayasayla ilgili hazırlıkları parlamentoya sunacaklardır. Temennim odur ki parlamentodan bu şöyle başarılı bir referandum oylamasıyla 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da parlamento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. Bütün bunlara hazır mısınız? Hazır mısınız bunlara? İnşallah parlamentomuzda buna hazır olduğunu sizlere getirmek suretiyle ortaya koyar. Milletimiz için hayır olsun. Ülkemiz için hayır olsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde döviz yerine milli paramızı kullanma kararımız bir başka ülkenin ekonomisi aleyhine bir faaliyet asla değildir, dedi. İnovasyon sadece dar bir kesimin değil, tüm insanların faydasını gözeten bir anlayışla yürütülmelidir. Bir tarafta artı değer oluşturan ama aynı zamanda istihdam sağlayan bir zihniyetle inovasyona yönelmeliyiz. Bu yaklaşım ister istemez reel sektörü esas, finans sektörünü ise ona yardımcı olarak kabul eder. Değerli arkadaşlar, finans sektörü deyince tabii olarak aklımıza hemen son günlerdeki kur dalgalanmaları geliyor. Bazıları döviz kurunun artmasının arkasındaki gerçekleri, oynanan oyunları, kimlerin bunu niye yaptığını görmek istemiyor. Döviz yerine milli paramızı kullanma kararımız bir başka ülkenin ekonomisi aleyhine bir faaliyet asla değildir. Biz kendi ülkemizle birlikte dünyanın her köşesindeki insanların da refah ve huzur içinde yaşamalarını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birileri hala IMF ile anlaşma yapın, borç alın, ekonomik ve siyasi bakımdan yeniden bu kurumun kontrolüne girin diye bas bas bağırabiliyor. Bunlar vatana ihanet ediyorlar, dedi. Malumunuz olduğu üzere biz 2013 yılında IMF olan borcumuzu sıfırladık. Bu kurumla olan ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik. Şimdi onlar bizden borç istiyor. 5 milyar dolar verir misiniz diye. Verebiliriz dedik. Bakın nereden nereye geldi. (Gülüyor)
Göreve geldiğimizde bizim IMF borcumuz 22,5 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. IMF sıfırlandı, hamdolsun Merkez Bankamız da artık çok daha güçlü bir şekilde ayakları üzerinde rahat rahat duruyor. Aradan 3,5 yıldan fazla zaman geçmiş. Birileri hala IMF ile anlaşma yapın, borç alın, ekonomik ve siyasi bakımdan yeniden bu kurumun kontrolüne girin diye bas bas bağırabiliyor. Ha bunlar vatana ihanet ediyorlar. Niye biz IMF'den borcu alacağız ki? Bizim böyle bir derdimiz yok. Türkiye artık ayakları üzerinde duran bir ülke. Başbakan Binali Yıldırım, PKK, PYD, DH ve FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmek durumunda olan Türkiye'nin desteklenmesi, bu mücadelelerin başarıya ulaşmasına katkı sağlayacaktır, dedi. Başbakan Sayın Rasmussen'le görüşmelerimiz 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler ve beklentilerimizin Danimarkalı dostlarımıza aktarılması ve darbe gecesi Sayın Başbakan'ın ülkemizle olan yakın dayanışmasının bir kez daha teyit edilmesi şeklinde geçmiştir. İlişkilerimizin Danimarka'yla her alanda daha da ileriye taşınması konusunda mutabakatımız vardır. Görüşmelerde Danimarka'yla birçok sorunu konuştuk, bölgesel konulara değindik. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin geleceğini konuştuk. Terörle mücadelede uluslararası işbirliğine olan ihtiyacın bugün düne göre daha fazla olduğu konusunda Danimarka'nın da Türkiye'nin de aynı düşünceleri paylaştığını gördük. PKK, PYD, DH, FETÖ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele etmek durumunda olan Türkiye'nin desteklenmesi, bu mücadelelerin başarıyla ulaşmasına katkı sağlayacaktır.